Benim branşım biliyorsunuz maraton. Evet. 1975 senesinde hesapladılar. 140 bin kilometre koşmuşum. 38 maraton, resmi 38 tane maraton koşmuşum. Dünya 40 bin olduğuna yani, göre... üç defa dönmüşsün. 3 defa, defa dönmüşsün dünyaya. Ve evet. hala koşuyorum. Evet. Spora çok, çok geç başladım. Geç başladım. Tabii. Evet. Benim spora başladığım yaşlarda çok şu dünya şampiyonu oluyor. Ama o kadar çok çalıştım ki o arayı kapattım. Evet, Türkiye'deki herkesi geçtim. Ondan sonra dünyada geçmedim. Hiçbir sporcu yoktu. Yani o dünyada birinci spor... olanı da birinci yolunu da geçmişsin sen bir, zaten. Evet. İki ay sonra Atina'da stadın içinde geçtim. Evet. evet. ona 20'ye girmeyi hayal bile edemiyordum. Yani gerçekten. Ama bir çok... baktın. Aa. Ha, son evet. kilometreye geldiğimde. Çünkü birkaç kişiyi geçtim biliyorum. Olimpiyat şampiyonu ABB geçtiğim geçtiğimi biliyorum. Ben gittikten sonra terk etmiş zaten. Hmm. yalnız birinci olan omzuma vardı Akçay'dı ben gidiyorum hakikaten iyi nerede kaçıncı olduğumu kesinlikle ancak sedyeyle revirde öğrendim dördüncü olduğumu dahi bir tren revire gidiyordu bir tren revire rakım yüksek olduğu için 7 kilo verdim o esnada Yarışta, ne kadar sürdü mesela süre 2 e, saat 20 dakika civarında 2 saat 20 dakikada 7 kilo mu veriyorsun 7 kilo verdim stada gelirken hiç unutmuyorum. Bitişte. Önde olacağımı ön nerede olduğumu tahmin ettim. Kaçın yolun bilmiyorum. Hmm. Dediler ki ya Almanların antrenörü vardı yolun kenarında seyrediyorlar, kendi adamlarını bekliyor. Beni görünce Akçay dedi kendini yere attı. Almanların antrenörü. Şok, ben, mu, şok mu oldu? Şok oldu. Ben dedim bir demek ki ben çok önlerdeyim ki şaşırdı benim. Kendi adamını bekliyor. Kendi adamını bekliyor Allah demek. Allah. Ve e, girdim de. Ancak revirde... E girdin kendini artık kendinde evet. değilsin. Girdim. Tuz kaybı, su kaybı şey. Ya benim birinci evet. önümde tur atıyordu. Tur iki mi? İkinci önümde, üçüncü önümde dört ben, beşinci de benim en Yani el her sendem. an bende. Fakat her bitmiş artık. Yani dedim ki onlar da yedi kilo en azından altı yedi kilo vermişler. Yani bitmiş artık herkes tükenmiş o halde getirip sıcak mıydı hava o şeyde? Sıcak ve rakım yüksekti 2500. Ama çok güzel bir tarafı var. O maraton genellikle o ülkenin en işlek caddelerinde koşarken... hele o ay yıldızlı formayla <laughs> 500 300 kişi arasında önde koşuyorsan grup yan taraftan bağırıyor. "Türko, türko. Ta tempo, Türko tempo! Hızlan diyor." Yok tüy herhalde. Ne maksatla söylüyor? Türko. Tempo uzdan. Yani, evet, türko evet. denildiği zaman o tüylerin var. insanı bir cesaret daha geliyor. Yabancı tarafından söylenmesi. Onu milyarlar versen yaşayamazsın. Antrenörlük yaptım. Dünyanın en ünlü, dünyadaki maratoncuları dize getiren atletler getirdim. Şu anda Federasyon Başkanı Mehmet Terzi. Efendim Veli Ballı. Ondan sonra. Bunlar sizin bunlar talebeleriniz. Bir, tabii. Mi? Ahmet evet. Altun. Ben bunların bir kısmının Antrenörünü yaptım, hocalığını yaptım. Bir kısmının abiliğini yaptım. Ve hala da yapıyorum. Şu anda dünyanın, Türkiye'deki bütün ünlü atletlerin hepsi abi Hatta küçüklerin dahi. Küçük atletler dahi şu anda ilgileniyorum. Çünkü geleceğin yıldızlar onlardır. Ya mutlaka onlara da ilgi göster. Peki evet. gelelim bu olimpiyatlardaki e, dördüncülüğü olimpiyat dördüncülüğünüze. 1968 e, Meksika olimpiyatları. Şimdi... ...eveliyatında böyle bir başarı yok zaten. Yani evet. böyle bir... ...olimpiyatlarda böyle bir derece yok. Kimse bir desin, beklemiyordu. Ben evet. de bir de sizin maratonda... E, maraton ...olimpiyatlarda alınan dereceler çok önemli. Öyle mi? Tabii olimpiyat çok önemli. Evet olimpiyat, olimpiyat sizin atletiniz Bak evet. içinde olan bir kişi olarak söylüyorum. Evet. Olimpiyatta ilk ona girmek... ...ben de ilk ona giren bence... ...şampiyon sayarım. Ya da 180 sayarım. Neden? 9. bu yarışta birinci oluyor. Diğer yarışta birinci sekizinci oluyor. Yani aralarında ha. zaten fark yok yani. yani. İlk onun önemli. Abi. Evet. Diyeceksin ki ya Akçay neye önündekini geçip de üçüncü kürseye çıkardın. Arkamdaki benim emsen dedi beşinci adam. Ee, odur zaten. Tabii. Evet. Ondaki yarıştan sonra ben birinciyi geçtim. Benim ark arkamdaki beşinci Birinci oldu Atina'da. Birinci i̇şte oldu. oldu. Onun için sen yani herkes seni ben zaten orada gittim, tabii. Bir, birinci gibi e, görüyor zaten. zaten. O Olimpiyat dördüncülüğünü birincilik gibi görüyor. Hele Peki oraya seni başka rakibin var mıydı? Yoksa sen bütün rakiplerini ekarte ettin de, e, maratonda Türkiye'yi seni temsilen mi gönderdiler? Abi, Orası nasıl oldu? Türkiye'de ben bir, birinci durumdaydım. Evet. Ama dünyada ismim geçmiyordu. Evet. Olimpiyatlardan sonra beni zaten olimpiyatlardan ben, e, dünya şampiyonasına bakın orada benim vardır dünya ikincisi olduğuma dair evet. kupa bakın üzerinde evet. ama o ismi bile geçmiyor. Olimpiyatın dördüncülüğü bütün diğer ben 8 seferde e, Türkiye şampiyonu, 4 sefer Balkan şampiyonu Uluslararası yarışta 8 sefer birinci oldum. Ondan ismi daha. Onlar olmuyor. Onlar, Çünkü onlar. sizde atletizmde olimpiyat, olimpiyat deyince evet. sular duruyor. Olimpiyat. Evet, bütün sular duruyor. Peki anlatalım şimdi bu olimpiyat dördüncülüğünü ee, Pazar günü e, İsmail Akçay adına balıkesir'de yarım maraton yapılıyor. E, yapılıyor ama İsmail Akçay neden İsmail Akçay adına yapılıyor? E, onu onu biz evet. iyi anlatmamız lazım balıkesirler. O bile. Evet. Bakın evet. şu anda. Sayın Genel Müdürümüz. Evet. 60-70 federasyon var. Genel efendim 81 il var. Uluslararası e, yarışmalar var. Birçok organizasyonlar var. Sayın Genel Müdürümüzün başının bir atasözü var. Başını kazacak zamanı yok derler. Hakikaten yakacak zamanı olmadığı halde geliyor. O organizasyonları hepsini siliyor. Balıkesir'e geliyor. Neden? Çünkü biliyor ki bu İsmail Akçay bu ülkeyi dünyaya tanıtan Türkiye dünyaya tanıtmıştır ve o ay yıldızlı bayrağı her yerde en iyi şekilde dalgalandırmış bunun bilincinde olduğu için geliyor yoksa genel müdürün buraya gelmesi mümkün değil. Sonra zaman de, yok. Bir de İsmail abi sonradan gelmiyor yani öyle bir artık bir daha öyle bir başarı da olmuyor yani. Hani dedin ya olimpiyat anlamında. Evet. Yani sen bir sürü birinciliklerin var ama olimpiyat hepsinin üstünde dediğin için söylüyorum. Peki anlatalım. Orada e, ee, sen, sen, hiç böyle ilk ona girer gibi bir beklentim var mıydı veya e, e çevrelerinin öyle bir beklentisi var mıydı yoksa sen yok e, kendin doğru. hiç bir, kimse hı... beklemiyordu ben de beklemedim çünkü şöyle bir şey daha oldu çok e, arkadaş dedi ki benim 13 göğüs numarası tahmin ediyorum olimpiyatlarda dedi ki 13 olursan dedim ki kaçıncı olabilir? Ben de dedim ki eğer 13 olursam dedim sana bir, çift ayakkabı alacağım dedim Hüseyin Aktaş arkadaşa. E, tabii. Dördüncü onuncu hemen geldi dedi evet. ayakkabımı ver dedi. Niye? Sana söz vermiştim 13 değil. Dördüncü oldun dedi. Yani ona 20'ye girmeyi hayal bile edemiyordum. Yani gerçekten. Ama bir baktın. Çok... Aa. Ha, son evet. kilometreye geldiğimde. Çünkü birkaç kişiyi geçtim biliyorum olimpiyat şampiyonu ABB Bekiray'ı geçtiğim biliyorum. Ben gittim. terk etmiş zaten. Hmm. Yalnız birinci olan omzuma vardı. Akça'ydı. Ben gidiyorum. Hakikaten iyi. Nerede? Kaçıncı olduğum kesinlikle. Ancak Sedye'yle revirde öğrendim dördüncü olduğumu dahi. Öyle mi? Bir tren revire gidiyordu. Bir tren revire. Rakım yüksek olduğu için hmm. yedi kilo verdim. O esnada ne kadar sürdü mesela süre? İk, e, i̇ki saat yirmi 20 dakika saat 20 dakikada 7 kilo mu veriyorsun? 7 kilo verdim. E, Tabi akşam hemen esas dedim ya birinden birine geçiyor konunun. Akşam dediler ki Akçay dediler seni Japonya'ya Japonlar götürecek. Zaten yorgundan sabaha kadar uyuyamadım. Sabah karanlığında itmana çıktım Japonya'ya gideceğim diye. Ben giderken, e Hemen arkasından Japonya'ya mı tabii, gittin? Yok bir ay sonra dediler. Ha, bir ay sonra evet. Ben giderken baktım karanlıkta Olimpiyat şampiyonu Mamawol dedi, Atabeyal arkadaş geliyor. Şunu vurgulamak istiyorum. Eğer büyük sporcu olmak istiyorsan kazan kaybet, şampiyon ol sonuncu ol, ertesi gün devam edeceksin. Hmm. Bu, bu peki tıklı. o e, ama o Olimpiyat dördüncülüğünü biraz konuşalım. Şimdi e, koşuyorsunuz ve sen o anda birinci olan omuzuna vurdu. ben tamam diyor, e, gidiyorum dedi, Bilmiyorum. araya açtı. Bilmiyorsun. Şimdi ki, kimse gidiyor. Kimi kalıyor, ne olduğunu bilemiyorum. Yalnız stada gelirken hiç unutmuyorum. Bitişti. Önde olacağımı, ön nerede olduğumu tahmin ettim. kaçı olduğunu bilmiyorum. Hmm. Dediler ki, ha Almanların antrenörü vardı, yolun kenarında seyrediyorlar, kendi adamlarını bekliyor. Beni görünce ak çay dedi kendini yere attı. Almanların antrenörü. Şok, ben, mu, şok mu oldu? Şok oldu. Ben dedim ki demek ki ben çok önlerdeyim ki şaşırdı benim. Kendi adamını bekliyor. Kendi adamını bekliyor demek. Allah. Ve e, girdim de ancak revirde e girdin dedi. kendin artık kendine evet. de değilsin. Girdim. Tuz kaybı, su kaybı şey kaybu. Yavrum evet. birinci önümde tur atıyordu. Tur ikinci. E, i̇kinci önümde, üçüncü önümde, dört ben Beşinci de benim sendem Yani İnsendem. her an bende. Fakat her bitmiş artık. Yani dedim ki onlar da 7 kilo en azından 6-7 kilo vermişler. Yani bitmiş artık herkes tükenmiş. O halde getirip... Sıcak mıydı hava o şeyde? Sıcak ve rakım yüksekti 2500. 2500 evet. rakım. 2500 rakım olduğu için. Evet. Çünkü daha ziyade kilo vermeler çok kuvvetli rakibin olursa kilo verirsin. Çok sıcak olursa evet. kilo verirsin fazla. Bunlar rakibe bağlı. Evet. Rahat koşarsan... Evet. Tabii fazla kilo vermesi Ya en az da en az 5 kilo versin. Şimdi versen. İsmail abicim biz zaman zaman programlar yapıyoruz. siz bunu anlatıyorsunuz. Bunları tekrar tekrar anlatmamızda anlatmanızda yarar var diye inanıyorum ben. Onun için bir kez daha anlatalım istiyorum. bunların bilinsin. Yani öyle kolay değil. Yani olimpiyat dördüncü maratonda olimpiyat dördüncüsü olmak kolay mı İsmail abi? Var mı başka Ondan sonra kaç Şimdi, var? Mesela şöyle, olimpiyat şöyle, birincisi olan şuradaki, var mı maratonda? Maratonun başka bir özelliğini de söyleyeyim. Evet. Bakın o çok çok ızdıraplı bir yarış. Yani dersin ki her yarıştan sonra bir daha koşmayacağım. Gerçekten tiksiniyorsun. Ama çok güzel bir tarafı var. O maraton genellikle o ülkenin en işlek caddelerinde koşarken... Hele o ay yıldızlı formayla <laughs> 500-300 kişi arasında... Önde koşuyorsan grup yan taraftan bağırıyor. TÜRKO ta, TEMPO TÜRKO TEMPO Hızlan diyor. Yok herhalde ne maksatla söylüyor TÜRKO. TEMPO hızlan. Ha, yani, evet, TÜRKO evet. denildiği zaman o tüylerin var. insanı bir cesaret daha geliyor. Yabancı tarafından söylenmesi. Onu milyarlar versen yaşayamazsın.